Herkese merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Katılım oranımız bayağı bir yüksek. Şimdi Tuğba Hanım dijital yaka ürünümüzün sunumuna başlayacak. Buyurun Tuğba Hanım. Teşekkürler. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle Dijital Yaka mobil uygulamamızı paylaşacağız. Onun tanıtımını yapacağız. Dijital Çözümler ekibi olarak sizlerle bir aradayız. Şöyle kısaca gündemimize geçersek eğer. Şimdi tanıdıklarımız var katılımcılar arasında. Bir çok kısaca Data Market'te sizlere anlatmak istiyoruz. Arkasından ürünümüzün genel tanıtımını yaparak odaklandığımız faydalar ne bu çözümle sizlere sunmayı hedeflediğimiz ona değinmek istiyoruz. Özellikle şu yaşadığımız zorlu günlerde pandemi gündeminde size nasıl bir kolaylık sağlıyor oluyor dijital yaka uygulaması ona değinmek istiyoruz. Demomuz var. Bir ürün ekranları üzerinden geçebileceğimiz bu şekilde bir ajanda hazırladık. Şöyle hızlıca Data Market'e bir bakalım. Biz 92 yılında kurulduk ve hayatımıza devam ediyoruz. Sistem entegratör olarak kendi Ar-Ge ekibiyle yazılım çözümlerini sunan bir firma olarak bugün sizlerle bir aradayız. Bursa ve Ankara'da şubelerimiz var. Ümraniye'de ofis olarak bir çalışma ofisi olarak hayatına başlayan D24 şirketimiz. Artında artık bir şirket haline geldi ve daha sonrası hizmetleri kullanıcılara sağlıyoruz. Birçok uluslararası firmanın çözüm ortağıyız, partneriyiz. 200 civarında da bir çalışan sayımız var. Bu şekilde kendi yazılım ürünleriyle hayatın aynı zamanda devam eden bir firma Data Market. Bugün de sizlere dijital yaka ürünümüzü anlatacağız. Nedir dijital yaka? Çok özetle hem mavi yakalı hem de beyaz yaka dediğimiz işte bu bütün çalışanları, şirketlerin aslında bütün çalışanlarını tek bir platform üzerinden ve mobil ortam üzerinde aslında buluşturan, birbirleriyle iletişimlerini kolaylaştıran, hızlandıran bir mobil uygulama, bir paylaşım uygulaması. Bunu App Store'larda, işte Google Play Store'larda indirerek kullanabileceğiniz bir natif uygulama aslında çok özetle. Şimdi şöyle kısaca bir dijital değişim hep vardı hayatımızda. Birçok kurumda bunun dönüşüm çalışmaları başladı, projeler hani yürütülüyor. Bu bir kültür değişimi aynı zamanda hepinizin biliyorsunuz ki. Öyle ki şu pandemi gündeminde bazı şeyleri zorunlu ve çok daha hızlı bir şekilde hayatımıza aldık. Neredeyse bütün çalışanlar hiç bugüne kadar kullanmadıkları bir takım teknolojileri de kullanır hale geldi. Uzaktan çalışma hemen adapte olmaya çalıştığımız bir konu haline geldi. Bu veriler aslında 2018'in verileri. Şu an bunu çok daha arttığını aslında açıkçası hani düşünüyoruz. Dediğim gibi pandemi gibi bir takım zorunlu şeylerde, olaylarda bazı teknoloji kullanımlarını aslında hızlandırdı. Hepimiz bunu birebir yaşıyoruz. Burada önemli olan şey hakikaten sizin çalışanlarınızın da mobil kullanım oranının yüksek olması. Mobil teknolojilerin zaten bireysel hayatta da hepimizin hani aşina olduğu ve tercih ettiği bir uygulama platformu olması. Dolayısıyla bu kurumsal iletişim yapacağımız, bu ihtiyaçları, iletişim ihtiyacını bir araya gelme ihtiyacını da yine bir mobil uygulama üzerinden çözme aslında hedefimiz. Sağladığımız ana faydalar var. Bunların üzerinden biraz geçmek istiyoruz. Şimdi biz bu uygulamayı geliştirirken birçok kurumdaki insan kaynakları yöneticileriyle konuştuk. İnsan kaynakları danışman firmalarıyla aslında oturup analizler yaptık detaylı. Ortaya koymamız gereken fayda üzerinde aslında hani odaklandık nihayetinde. Evet iletişim önemli, anlık olması önemli, herkese olması önemli ya da işte gruplar bazında yönetilebilir olması önemli. Ama hani hakikaten bu biz şimdi beyaz yakalı diyoruz ya hepimizin işte e-mailleri var, birbirimizi görüyoruz, yüz yüze toplantılar yapıyorduk, uzaktan yapıyoruz, yine yapıyoruz. Ama sağdaki çalışanlar, bu bir kargocu olabilir, işte mağazadaki personeliniz olabilir, üretim hattındaki usta başı olabilir. O kişilerin aslında çok böyle şirket ne oluyor, ne bitiyor, ben neye dikkat etmeliyim, önemli olan konular ne? Bunlardan böyle hemen herkes gibi haberdar olamıyorlar. Dolayısıyla aidiyet, bağlılık, memnuniyet de bu oranda o kişilerde daha fazla düşük oluyor aslında. Bu tabii turnover'ları arttırıyor. Bizim bir takım eğitimlerimiz var zorunlu olarak hepimizin katılmak zorunda olduğu iş sağlığı, güvenliği, SGK gibi şeyler, kalite kontrol eğitimleri. Hali ki şu an hani pandemi gündemini düşünürsek dijital eğitim ihtiyacı iyice arttı. Hani hijyen eğitiminden tutun da
Özellikle işte kargo kurye tarafında bir teslimatta dikkat etmesi gereken, uyması gereken talimatlar, mağazanın içerisinde özellikle dikkat edilmesi gereken şeylerle ilgili anlık paylaşımlar yapıyor insan kaynakları ya da farklı farklı ekipler. Dolayısıyla bunları bizim hemen o kişilere ulaştırıyor olmamız lazım. Katıldıklarından emin olmamız lazım. Anladığından teyit alabiliyor olmamız lazım. Bu çalışanların birçok konuda fikirleri var gün içinde işlerini yaparlarken. Onların da bu önerileri aslında iletme ihtiyaçları var. Yani seslerini duyurma ihtiyacı var. Dolayısıyla bu bir çift yönlü bir platform aslında. Hem kurumun yöneticilerinin içeriye vereceği mesajlar ve iletişimler, işte anketler, öneriler olsun hani paylaşabileceği bir platform. Hem de o sahadaki çalışan sesini duymak istediğimiz kişinin sesini duymak isteyen kişinin tabii aynı zamanda kullanabileceği bir uygulama nihayetinde. Bizim hani özetle aslında bir sosyal iletişim platformu dediğimiz modülleri anlatırken tek tek üzerinden zaten geçeceğiz. Ama odaklandığımız ana faydalar bunlar aslında. Şöyle bakarsak çok genel hatlarıyla evet hangi modüllerden oluşuyor? Bir ana sayfa karşılıyor size ve bu zaten bir alışık olduğumuz işte newsfeed haber akışıyla var aslında. En anlık, önemli, canlı gündem ne buradan takip edebiliyor çalışanlarınız. Eğitimler keza farklı farklı formatlardaki eğitimleri paylaşabiliyorsunuz. İstediğiniz sayıda ve çeşitli formatta anketler düzenleyebiliyorsunuz. Ya da çok böyle tek sorulu oylamalar, işte gülen suratlar, memnuniyet, belki yıldızlarla alabileceğiniz oylamalar yapabiliyorsunuz. Bu modüllerin üzerinden tek tek burada geçmiyorum çünkü demoda hepsini anlatacağım. Burada önemli olan şey biz bu pandemi gündeminde özel bir paket aslında hazırladık. Yani bütün modülleri her şeyi bir anda alayım da kullanayım gibi değil çünkü hani uzaktan çalışmaya başladık. İşte servisler mesela aslında şu an devrede değil belki yemekhaneler belki artık eskisi kadar hani şu an en azından gündemde değil. Dolayısıyla buradaki mobil ihtiyacı değişebilen kurumlar var ama çalışan sayısındaki o artışlar ve uzaktan çalışmanın getirdiği anlık iletişimdeki zorluklar nedeniyle haber akışı ve eğitimlerin hani takibi, sürekliliği devam etmesi gereken zorluklar var. Dolayısıyla ona özel bir paket oluşturduk ve bu birkaç yakın bir zamanda da bununla ilgili bir kampanyamız da olacak. Bu seminerimizin sonunda bir form paylaşacağız sizlerle. Oradan da görüşlerinizi bize iletebilirsiniz daha detaylı hani bilgi almak isterseniz. Aslında özetiyle ekranlarımız böyle. Ben birkaç örnek ekran koydum. Hani görselliğini ve kolaylığını, sadeliğini biraz da burada bir araya getirmeye çalıştım ekranda. Şimdi neden dijital ekran kullanmalıyım? Özellikle şu gündemde bizim sağlamayı düşündüğümüz o fayda nedir? Şimdi çalışan sayımız evet yüksek. Özellikle mağaza personeli işte saha çalışanları ya da fabrikadaki mavi yaka çalışanlarımızın sayısı yüksek. Yani ulaşmak istediğimiz toplu bir kitle var aslında. Uzaktan çalışmaya geçtik. Herkesin e-mail yok. Herkesi tek tek arayamam doğal olarak. Ama iletişim kurma ihtiyacım var. Bir şeyleri paylaşma ihtiyacım var. Okuduğundan emin olma ihtiyacım var. Önemli duyurular var herkese iletmem gereken. Dijital eğitim ihtiyacımız arttı. Zaten zorunlu olması gerekenler vardı. İşlerimiz bir yandan devam ediyor. Ciddi sayıda yeni personel alımı yapan sektörler ve firmalar var biliyoruz. Dolayısıyla bunların hemen işe adapte olması gerekiyor. Çalışanları bir araya getiremeyiz. Ne yapacağız? Dolayısıyla kullanmaya da alışık oldukları, kolaylığını bildikleri, tanıdıkları bir kullanım alışkanlığı olan bir uygulama aynı sunuyor olmamız lazım. Dolayısıyla bu hedeflerle yola çıkarak hep bir gündem oluşturmaya çalıştık. Ürün de odaklandığı ana başlıklar dediğim gibi bunlar aslında. Biz böyle bir dijital yakama bu uygulamasıyla sizlerin bu zorlu günlerde en azından bu konuları aklınıza hani takmamanızı rahat bir şekilde böyle bir iletişim platformunu çalışanlarınıza sunabilmenizi sağlamak istiyoruz. Böyle bir katkıda bulunmak istiyoruz. Burada bir iletişim bilgilerimizi paylaşıyorum. Sunum sonunda ve demo sonunda aslında günün sonunda sizlerle tekrar bunları paylaşıyor oluruz. İletişim hani kurmak isterseniz buradan memnuniyetle haberleşmeye devam edebiliriz. Şimdi ben demoya geçeyim. Oradan devam edelim. Ekranlar üzerinden giderek devam edebileceğiz. Çağrı sen yayını alabiliyor musun? Geldi mi ekranım? Evet, geldi şu anda. Tamam, süper. O zaman hemen başlatalım. Şimdi ne oldu? Bir dakika, başka bir şey oldu. Tamam.
Şimdi bizim uygulamamızın, bu bir cloud uygulaması bu arada. Dolayısıyla siz buraya üye olarak hani kullanmaya başladığınız zaman bir servis mantığıyla bunu alabiliyorsunuz ve kurumunuza özel logoları, renklendirmeleri yapabiliyorsunuz. Şimdi her mobil uygulamada aşina olduğunuz gibi bir tanıtım sayfası var ve işte buradan uygulamanın ekranlarını tanıtarak aslında çalışanlarınızın da hemen bu neymiş, neler yapabiliyorum burada gibi görmesini sağlayabiliyorsunuz. Güvenli bir uygulama olması gerekiyor tabii ki kurumsal paylaşım olacağı için. Dolayısıyla e-mail olanlar e-mail üzerinden, e-maili yoksa çalışanınızın SMS üstünden kayıt olmalarını sağlayabiliyorsunuz, giriş yapabiliyorlar. Bir ana sayfamız var dedik, bizi bu karşılıyor. Sağa kaydırarak işte buradaki en güncel haberleri duyurularınızda görebiliyorsunuz. Aşağı doğru kaydıraraktan da diğer haber akışlarını takip edebiliyorsunuz. Burada belli bir sayıda haber akışı var tabii. Sonrasında daha sonra göster diye bugün alışık olduğumuz uygulamalardaki gibi izleyebiliyorsunuz. Farklı formatlarda haberler var. İşte bu bir video içeriği ise eğer play'e bastığınız zaman video haber devam ediyor. Sadece tekst bir metinden oluşuyorsa o şekilde de yapabilirsiniz ya da farklı resimler mümkün. Kişi login olduğu anda uygulamaya yukarıda profil biriminde kendisini de güncelleyebileceği bir resmiyle işte hangi firmaysa tabii ki kurumunuzun adı ve ismi yer alıyor. Buradan da kendi sayfasından hani bilgilerini aslında görebiliyor. Burası dediğim gibi ana sayfamız ve haber akışı. Şimdi aşağıdaki menülerde de şeyleri göreceksiniz. Sabit olan birçok kurumda aslında ortak ihtiyaç olan, biz uygulama geliştirirken de zaten aslında en çok ihtiyaç olan, hani en ortak noktada olan modülleri bir araya getirdik. Uygulama modülünün yanında bir rehber modülü var. Bu rehber modülü kişilerin birbirini görebildiği, işte kurum içerisindeki çalışanların bilgilerine aslında ulaşabildikleri bir modül. Buradan telefonun arama tuşuna yönlendirilebiliyor ya da SMS attırabiliyorsunuz. Kişiler birbirlerini görebiliyorlar kurum içerisinde. Ana sayfa butonumuz var ve yanında bildiriler modülü. Bu da çok hani aşina olduğumuz aslında. Hep okulların kolaylıklarını, alışkanlıklarını korumaya çalıştık. Çok rahat bir şekilde sağa sola kaydırarak işte silebildiğiniz ya da ekranda sabitlediğiniz anlık gelen yeni bir şey ne varsa da uyarısını gördüğünüz modülümüz aslında. Profilimde kişinin kendisiyle ilgili özet bilgilerini gördüğü, bazı ayarlarını değiştirebildiği bir sayfadan oluşuyor aslında. Ana sayfa, uygulamaları tekrar gelirsek eğer, burada aslında şu an 5 tane ana modülümüz var. Siz hangi uygulamayı seçerseniz onun rengi burada farklı bir şey yani dönüşüyor ve onun üzerinden devam ediyorsunuz. Dediğim gibi bu en çok istenen, en çok hani ortak noktada olan modüllerde oluşan paket. Ama siz bunları modüler bir yapıda sunduğumuz için istediğiniz paketi alarak devam edebiliyorsunuz. Sadece eğitimlerle mesela devam edilebilir ya da sadece anketlerle. Şimdi eğitimlerin içine girdiğimizde tüm eğitimler, işte sağa kaydırarak devam ettiğiniz diğer modüller var. Devam edin eğitimler ya da tamamladıkları neyse, şimdi onları gördüğü. Eğitim sonunda bir sınav varsa, bir sertifika kazandıysa onu aynı şekilde görebildiği 4 tane başlıktan oluşuyor aslında. Başa gelirsek eğer kaydırarak dediğim. Eğitimleri farklı formatlarda düzenleyebiliyorsunuz tabii ki. Bu bir video içeriği olabilir, işte bir PowerPoint formatta olabilir. Buradaki renkler aslında onu gösteriyor. İşte mavi bir play butonu video içeriği olduğunu gösteriyor. Sarı bir PowerPoint. Aynı zamanda PDF formatlı içerikler de sunabiliyorsunuz. Orada kırmızı renkte bir ikon çıkacak. Eğitimi ne kadar sürdüğü, işte ne zamana kadar bu eğitimin geçerli olduğu ve tamamlaması gerektiği bilgileri var. Başlata bastığı zaman yine eğitimle ilgili aslında bu bilgileri yine gösteriyoruz, süresini, işte tanımını ve özet bir içerik aslında burada sunuyoruz. Bu eğitimin konusu hakkında çalışanın hani bilgisi oluyor. Belki burada çok daha özet mesajlar da hani verilebilir o eğitimin içeriğiyle ilgili. Her eğitimin içerisinde de eğer o eğitimin farklı farklı slaytları varsa devam eden bunların bilgisini veriyoruz aslında. Biz İşte Software Development eğitimi 12 tane farklı dersten oluşuyormuş mesela. Ekranı kaydırdığı zaman daha farklı hangi eğitimler var tamamlaması gereken bununla ilgili hepsini buradan görebiliyor. Konu başlıklarını seçiyor ve aslında bu Software Development eğitimi bütün bu dersleri tamamladıktan sonra aslında bittiği anlamına gelecek. Her birinin ne kadar sürdüğünü de buradan görebiliyor. Play'e bastığı zaman o HTML eğitim nedir? Mesela ilk fazı buymuş. Bunun süresini görüyor. Onunla ilgili detay bilgileri ulaşıyor. Başlat dediği zaman da zaten o konunun kendi içeriğine girmiş oluyor aslında.
Tamamlama durumunu buradan görebiliyor. Ara verip sonra tekrar devam edebilir. Ve burada artık o eğitimin içerisine girdi ya kişi, tekrar başa dönmesin, çıkmasın, kaybolmasın. Sırasıyla o eğitimin içerisindeyken hepsini tamamlayan tamamlaya gitsin diye biz aşağıya bu ekranları da getirdik ki kolay bir şekilde burada işte sonra şunu yapmam lazım, PHP yapacağım, sonra diğer konuya devam edeceğim şeklinde bütün eğitimleri bir arada aslında görebiliyor. Bu yaklaşım PowerPoint için de geçerli. İşte orada da diğer slaytlar varsa eğer onları görecek şeklinde düşünebilirsiniz. Yapı aynı. Anketler modülünde de o an hangi anketler varsa aktif olarak eklediğinde o karşılıyor aslında çalışanı ve aktif olan ankete tıklayarak işte tamamlama süresi ne kadarmış, kim hazırlamış vesaire soru sayısı neymiş bunları görebiliyor. Başlat dediğinde çok farklı soru tipleri var ve cevaplama tipleri var aslında. Değişik ihtiyaçlara göre bunları kurgulayabilirsiniz, seçebilirsiniz. Bu kaçıncı soruda olduğunu zaten yukarıdan takip edebiliyor. Ve bu şekilde anketi tamamlayarak işte hani kendi görüşlerini iletmiş oluyor aslında. Bunlar anında raporlanabilir duruma düşüyorlar. Aşağı sayfada da o anketi ya da diğer hangi anketleri aslında tamamladıysa onları görebiliyor. Yeşil kutucuklar tamamladığı, katıldığı anketleri aslında gösteriyor çalışanın. Dolayısıyla kolay ve hızlı bir şekilde görüşlerini iletmiş oluyor. Oylama da aslında aynı mantıkla. Hangi konularda kurum çalışanlarından oy görüş hani almak istiyorsa onun düzenlediği görselleri de burada görüyor. Sağ kaydırarak diğer farklı hani oylamalar varsa onları buradan takip edebiliyor. Aşağıda da tamamlananları yine aslında görebiliyor. Her modülde öğrenciye yeni bir şey yok yani aslında. Çok kolay bir şekilde takip edebilir. İşte gülen suratlarla, belki numaralandırmayla ya da yıldızlarla o konudaki kendi oyunu çalışan burada belirtiyor. Ve önerisi, şey, evet görüşünü de burada paylaşmış oluyor. O oya katılmış oluyor. Aktif olanları dediğim gibi burada görüyordu. Farklı soru tipleriyle seçebiliyoruz ve önerimizi paylaşmış oluyoruz. Önerini paylaşabilirsek, şimdi bu da bizim çok aslında duyduğumuz bir konuydu. İşte kalite sistemleri gereği bunu yapmaları gerekiyor. İK'nın bir takım uygulamaları, memnuniyetlerini ölçmek için hani aynı zamanda alması gerekiyor. Çalışan zaten kendi önerisini, bir konu hakkında fikrini paylaşmak istiyor. Siz burada çok çeşitli kategori başlıkları tamamlayabilirsiniz. Bunların her biri kuruma göre özelleştirebilir. Çalışan hangi konuda öneride bulunmak istiyorsa eğer onu seçiyor, mesajını yazıyor ve gönderiyor. Bu kadar. Bu anında sisteme giriyor, işleniyor. Dolayısıyla şu an bizim hani karşılaştığımız hali hazırdaki uygulamalarda hep işte bu geliyor, kağıt formlarında giriliyor belki. Yani elle toplanan bilgi. Dolayısıyla tekrar bir yerlere girmesi gerekiyor. Kayıt altına alıp raporlanması için. Bu tabii ki bir zaman kaybı. Hani hatalar olabilir ama anlık bir raporlama sunamayabilirsiniz. Ölçümlemeniz zor. Kategorize edip filtrelemeniz. Dolayısıyla bunların her birini aslında sizin adınıza yapabilen bir sisteme kavuşmuş oluyorsunuz. Arkadaşlar bir veri tabanı var ve girilen her şey buraya kaydediliyor. Buradan da yetkisi dahilindeki kullanıcılar gelip istedikleri raporları alabiliyorlar. Şu an size hani göstermediğim bir admin paneli aslında var. O şekilde düşünebilirsiniz. Kurumunuza özel kategori başlıklarına girebileceğiniz, işte bu anket diğer kendiniz özel anket sorularını girebileceğiniz bir admin modülü gibi hani düşünün. Aynı şekilde raporu da buradan alabiliyorsunuz. Öneri paylaş dediğim gibi hani kurumlarda çok duyduğumuz ortak konulardan bir tanesiydi. Özellikle de bu kurumsal KPI'lerin bir takım performans göstergelerinin ölçülmesinde dahi kritik bir konu olduğunu hani biz gördük. Kalite sistemleri gereği aynı şekilde. Rate dediğimiz bir modül. Ramakkale yine keza kaza riski olduğunu düşünülen bir konu varsa çalışan hemen telefonundan fotoğrafını çekip acil bir uyarı durum var burada. Hani dikkat edilmesi gereken bir konu var diye. Özellikle yine ISO standartları gereği de bunları hep alıyorlar kurumlar. Yine iş sağlığı güvenliği için de keza aynı şekilde. Fotoğrafını çekiyor. Beğenmezse tekrar çeker, değiştirir ya da okey ise devam eder. Burada da bu neyle ilgili? Hani bu da sektöre konusuna göre çok da bir değişebilecek bir konu. Dolayısıyla hani bir kablo ile ilgili sorun mu var, çalışmayan bir sistem mi var? Bunu hemen seçiyor, mesajını giriyor ve gönderiyor. Anında gitmesi gereken kişiye bu bilgiler ulaşıyor. Fotoğrafıyla girdiği mesajla birlikte. Yine ben bunu kayıt altına aldım, sahadan anında bilgi topladım ve raporlanabilir bir sisteme haline getirdim. Dolayısıyla bu en çok ihtiyacımız olan ve bizi bir araya getiren, hem iletişimi sağlayan hem de karşılıklı o görüş alışverişinde bulunduğumuz yapı buradaki bu 5 modül üzerinde toparlanıyor.
Uygulamaların haricinde bizim bir de hamburger menü dediğimiz sağ taraftaki işte şirketin menüsü var. Şirketinize özel bilgileri aslında yine buradan çalışanlara sunuyoruz. Kendi kurumsal takviminizi, işte hangi etkinlikleriniz var, ne zaman, işte bir organizasyon mu var, lansman mı var, işte bir pikniğe mi gidiyoruz, ortak etkinlikler vesaire, hepsini buradan takip edebiliyoruz. Yemekler aynı şekilde, yani hafta sonu çalışması var diyesi varsa bunları da buradan takip edebilirsiniz. Kendi hazırladığınız görselleri seçebilirsiniz ya da uygulamanın içerisinden işte menüye spesifik belki bir görsel oluşturabilirsiniz. Buradan bu takip edilebilir. Yemekler menüsü aynen bu şekilde. Servis güzergahları özellikle çalışan sayısının çok oldu. Hatta farklı farklı illerde hani fabrikaların ortamların, mağazaların olduğu yerlerde bu çok daha hani önemli oluyor. Dolayısıyla böyle bir kendi içerisinde listeleme mantığı var. Özellikle yeni çalışan ya da işte bir şekilde evi değişti vesaire, hangi dörtten nereye gideceğim, ne yapacağım, buna kaçla geçiyormuş. Dolayısıyla tabii ulaşılması gereken bir bilgi. Hakkımızda sizin vizyonunuzu, misyonunuzu, işte kurumsal bir takım bilgilerinizi aslında çalışanlarınıza duyurmak için yaptığımız standart bir içerik paylaşım ekranı aslında. Haberleri buraya da ekledik. Şirketin hani ana sayfasına zaten ulaşabiliyoruz ama işte neydi benim kurumsal haber akışım, neler vardı gibi böyle geriye dönük de takip edebildikleri bir menü. Yardım menüsü kurumdaki uygulamanınla ilgili bir sorun olduğu zaman işte kime ulaşacağım, nereden ne destek alacağım, bu bilgileri girdiğiniz aslında uygulamanın destek iletişim formu gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla kurumunuzda bunlardan sorumlu olacak kişilere ulaşacağınız bilgiler. Sosyal medya kanallarını da buraya özellikle koyduk ki kişi kendi zaten mobil uygulaması, kurumsal uygulaması. Bunun içerisinde hemen benim hani kurumsal dünyada, yani kurumumla ilgili sosyal dünyada neler oluyor, neler paylaşılıyor. Anında buradan yine onlardan da haberdar olabileceği bir şey aslında uygulama. Dolayısıyla uygulamamızın bütün modülleri bu şekilde. Hani gördüğünüz gibi kullanımı oldukça kolay. Hani çok böyle uzun uzun eğitimler gerektirmeyen, farklı yaşlarda ve profillerdeki bütün çalışanların hemen adapte olabilecekleri bir uygulama. Bizim şu an özellikle pandemi gündeminde sizlerden yine aslında duyduğumuz ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturduğumuz bir paketimiz var. Üzerinden hani tekrar geçmek gerekirse bu ana sayfa haber akışından oluşan, yani tüm anlık haberlerinizi, duyurularınızı ve bunu anında hani geldiğini de çalışana gösterecek o bildirimler modülünün olduğu ve aynı zamanda eğitimler modülünün olduğu bir uygulama. Bunu hani çok özel bir kampanyayla, özel hani sahip olma koşullarıyla sizlere duyuracağız. Bu şekilde sorularınız varsa memnuniyetle cevaplamak isterim. Çağrı sen de görebiliyor musun evet, soruları? Sorular var. Tamam. Ben şimdi onları okuyacağım tek tek. Hı hı. Şimdi Ünal Bey'in bir sorusu var. Kimlik doğrulama kısmını detaylı anlatabilir misiniz? E-maili olanlar, olmayanlar, birlikte ve benzeri evet, nasıl doğrulanıyor şeklinde. Onu evet, şöyle cevaplayayım ben hemen. Tamam. Dilerseniz maille giriş yapılabiliyor çalışanlar. Dilerseniz de cep telefonuyla giriş yapılabiliyor. O tamamen, hatta dilerseniz de Active Directory ile entegre de çalışabiliyor. Bu tamamen şirketin talep ettiği yönteme göre değişiyor. Eğer bir mail veya cep telefonu yöntemi olursa bu uygulamanın bir admin porteli var. Bu admin porteli üzerinden kişileri tanımlıyorsunuz. Bu toplu tanımlanabilir ya da tek tek de tanımlanabilir. Sonrasında o kişilere maillerine ya da cep telefonlarına SMS ile bir kod gidiyor. Onunla da uygulamaya giriş yapıyor olacaklar. Ayşe şifreleri unuturlarsa, değiştirmek isterlerse de buradan yine bu şeyi yapabiliyorlar. Hatırlatma. Yani değiştirdim. İmkanı sağlıyoruz. SMS üzerinden. Evet. Osman Bey'in bir sorusu var. Modülleri ayırıp kullanma imkanımız var mı? Mesela sadece eğitim modülünü kullanabilir miyiz? Demişler. Ben cevapladım ama siz de istiyorsanız. Evet. Ürün tamamen modüler yapıda kurgulandı. Dolayısıyla ürünün modüler bir şekilde sahip olması mümkün. Okay. Bu ileride bizim uygulama ekleyeceğimiz modüller için de geçerli. Geliştirmelerimiz sonuçta devam ediyor. Yani sadece kurumuza özel yapılabilecek bir takım entegrasyon ihtiyaçları da hani olabilir. Ya da bizim geliştireceğimiz ek bazı modüller de sonuçta olacak. Belki bunu seçeceksiniz ve eğitimin yanına atıyorum. Ben şunu alayım bu sefer diyeceksiniz. Bu şekilde çoklayabilirsiniz seçerek. Evet. Mehmet Bey'in bir sorusu vardı. Fiyatlandırma hakkında bilgi verebilir misiniz demişler. Ona da cevap veriyorum. Bu
Ürünümüz dediğim gibi cloud üzerinde çalışan ve servis bazlı çalışan bir uygulama. Sizin kurumsal ölçeğiniz işte hani hangi aralığa giriyorsa burada bir takım paketler var aslında. Kullanıcı büyüklüğüne göre oluşturulan paketler. Bunun üzerinden yıllık bir abonelik ücreti var. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Teşekkürler. Şimdi bazı sorular da geliyor. Onlara da bakacağız hemen. Şimdi Mehmet Bey tekrar başka bir soru sormuş. Bu şirket logo işte konfigürasyon yani şey tasarımsal Evet. olarak sanırım değişiklikler yapabiliyor muyuz demiş. Doğru, yapabiliyorsunuz. Mesela şu an işte mavi renkle görüyorsunuz başla butonu. Sizin kurumunuzun rengi örneğin yeşildir. Bunu kurumsal renginize dönüştürebiliyoruz. Arka fona biz böyle bir görsel ve böyle bir slogan mesajı koyduk. Kendi logomuzu koyduk. Yine aynı şekilde bunu değiştirebiliyorsunuz. Buradaki mantık değişince doğal olarak bütün bu kurumsal renk uygulaması uygulamanın içerisindeki modüllere de yansıyor. Evet, Gürsel Bey'in bir sorusu var yine. Kişi bazlı modül kısıtlandırmasını sormuştu. İşte manager, staff gibi. Şimdi orada şöyle, şu anda standart bir kullanıcı olarak giriş yapılabiliyor ama biz önümüzdeki dönemlerde bu gruplar şeklinde yetkilendirmeyi de hani eklemeyi düşünüyorum. O zaman geldiğinde bu manager ya da farklı personel tiplerine göre modüllere giriş ya da bildirimlerin gönderilmesi gibi farklı seçenekler de olacak. Olan bir konu çünkü hani grup sadece o gruba mesaj gönder gibi ihtiyaçlarda hani geliyor. Dolayısıyla devreye aldığımız bir talep bu. Bu ileriki versiyonlarında ürünün olacak. Evet. Ünal Bey'in bir sorusu daha var. Aktif direktörü ve hesabı olmayanlar için SMS olabiliyor mu? Evet, o tanımlamayla ilgili. Yani doğru, o olabiliyor. Admin portalindeki tanımlamayı eğer aktif direktörü olan hesaplara giriş yapın derseniz o şekilde de çalışabiliyor veya ADD hesabı olmayan mesela mavi yakalılar özellikle eğer ADD kayıtlı değillerse kendi cep telefonlarının cep numaralarının üzerinden giriş yapıp ya da şifresini de değiştirme imkanlarına da sahip oluyorlar. Bir soru daha var ama isim yok. App Store üzerinde uygulama adı nedir ve ayrıca bu webinarı tekrar izlemek istesek nasıl yaşayabiliriz? Onda şöyle, App Store üzerinde şu anda uygulama yok aslında. Çünkü kuruma özel bir uygulama bu. Kurumun satın alma gerçekleştikten sonra vereceğimiz link üzerinden Apple Store'a girerek direkt indirim oradan download edebiliyorlar. Ayrıca bu webinarı da biz şimdi bir hatta onu da gönderiyorum. Bir link göndereceğim. Öncesinde kayıt olanlara sunumu ve canlı webinarı göndereceğiz. Eğer kayıt olmayandan gelen misafirlerimiz varsa onlar da göndereceğim link üzerinden hem şeyi değerlendirmek isterlerse webinarımızı değerlendirebilirler. Şimdi onu da şuradan paylaşıyorum. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz açıklama notunda onu da belirtebilirsiniz. Sizinle hemen iletişime geçebiliriz oradan isterseniz. Bir soru daha var, onu da hemen cevaplayalım. Aktif direktörde hesabı olanlar için aktif direktörü doğrulama ve hesabı olmayanlar için SMS birlikte olabiliyor mu? Evet, kullanıcı ekstradan kullanıcı da eklenebiliyor ya da AD ve yani third party bir kullanıcı authentication sistemiyle çalışabiliyor uygulama. O yüzden sorunuzu evet olabiliyor. Aynen. Başka bir soru yok herhalde. Bakalım. Okay. O zaman çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Herkese sağlıklı ve kolay günler diliyoruz. Evet. Dediğimiz gibi sorularınız olursa yine tekrardan bize bu mail adreslerinden ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşçakalın.